Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bunları yapmayacaksınız dediği işlere haram diyoruz. Mesela nikahsız bir beraberlik cinsler arasında olmaz. Bu yasaktır, Allah yasakladı, haramdır diyoruz. Genel prensip olarak haramın hacmi ne olursa olsun, ağırlığı ne olursa olsun Müslümanın imanını kaldırmaz. Yani günah işlemekle iman gitmez. Peki ne olur? Yani güçsüz iman, etkisiz iman olur. Gitgide yani deyim yerindeyse kökleri kurumaya başlayan bir iman olur. Zamanla da dalları da kuruyabilir. Allah muhafaza buyursun. Ümmeti Muhammed'in, Ehl-i Sünnet denen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın çizgisini takip eden itidalli görüşü budur. Bu bizi nereye götürür genç kardeşlerim? Bizi götüreceği şey şudur. Kazara olmaması gerektiği halde bir haram işlediğimiz zaman Allah hepimizi muhafaza buyursun. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün haramlardan. Şeytan bizi o haramı işlemeye sevk eden asıl etkin güç olduğu halde daha sonra bu haramla senin yatacak yerin yok. Senin Müslümanlığın da gitti diye telkinatta bulunarak temelden Müslümanlıktan vazgeçmemizi veya Müslümanlıkla ilgili görevlerimizi savsaklamamızı ister. Böyle etki etmeye çalışır. Allahu Teala ise tamam bunu işlememeliydin ama sen hala benim mümin kulumsun diye bize mesajını gönderir. Bu da bizim için bir rahmettir. Tövbemizi yapar. Aynı kalitede belki de günah işlediğimizden önceki dönemden daha kaliteli bir imanla, daha heyecanlı bir imanla, çünkü düşmüş ve yaralanmış, yaralanmanın ne demek olduğunu anlamış birisi olarak daha güzel bir imanla Rabbimize doğru yürüyebiliriz. Bunu unutmayalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.